Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu gider makbuzu, diğer ifadeyle gider pusulasının muhasebesi. Arkadaşlar, muhasebe kısmına geçmeden evvel öncelikle gider pusulası nedir, tanımını ve ne zaman ihtiyaç duyacaksınız, kim düzenler ve ne kadar vergi kesilir? Önce bu gider pusulasını tanıyalım. Arkadaşlar, gider pusulası vergi mükellefi olmayan kişilerden, diğer ifadesi nedir? Vergi dairesine kayıtlı değil, ticaretle uğraşmıyor, vatandaşı düşünün. Vergi mükellefi olmayan kişilerden mal veya hizmet aldığımızda firmamız düzenler arkadaşlar. Mevzuat gereği kesilmesi gereken vergiden sonra kalan kısmı mal veya hizmet aldığımız kişiye ödenir. Kesilen stopaj muhtasar beyannamesiyle hem beyan edilir hem de ödemesi yapılır. Şirketimiz için burada mal alabiliriz vatandaştan, vergi mükellefi olmayan. Ya da diğer mal alımları olabilir ya da vatandaşın birine işçilik yaptırabiliriz. Şöyle örnek verebilirim arkadaşlar. En çok karşınıza çıkabilecek hizmet alımlarında bizim malımızın müşteriye teslim edilebilmesi için depomuzdan arabaya yüklenmesi lazım. Oradan da müşterimizin adresinde deposuna koyulması gerekir arkadaşlar. Bunun için personelimiz o gün gelmedi ya da rahatsız. Vatandaşın biriyle anlaşıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bu hamali anlamında taşıma işlemini yapar mısın? İşte pazarlığını yapıyorsunuz, kaç para istiyorsa pazarlığını yaptığınız kişi, vatandaş cebine girecek rakama bakar. Yani net ben şu rakama bu işi yaparım der. Ya da şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Şirketimizin bahçesi var. Vatandaşın biriyle anlaşıyoruz. Bahçedeki bu temizliği yapar mısın? Ve bir ödeme yapacaksınız. Karşılığında vatandaş size fatura verebilir mi? Hayır. İşte devreye gider pusulası giriyor. Ve vatandaşa ödeyeceğiniz rakamın net istediği için brütünü buluyorsunuz. Gelir vergisini vatandaştan brütü bulduktan sonra kesip kalan neti ödüyorsunuz. Ve gider pusulasını düzenleyerek imzalatıyorsunuz. Başka bir örnek. Şöyle düşünelim. Şirketimizin bir bilgisayara ihtiyacı var. Bu televizyon da olabilir. Buzdolabı da olabilir. Ya da satmak için ürün de olabilir. Ticari mal olarak ya da ham madde olarak da düşünebilirsiniz. Şirketimizin bir bilgisayara ihtiyacı var. Vatandaşın, bu personelimizin de olabilir. En yakın tanıdığımız da olabilir. Benim evimde bilgisayarım var. Ben size bu bilgisayarı daha düşük maliyetle satalım diyebilir. Siz de sıfır almak istemiyorsunuz şirkete yüksek maliyetle. Vatandaşla anlaşıp vergi mükellefi olmadığı için siz o bilgisayarı, buzdolabı ya da televizyon ya da ticari mal aldığınız zaman siz karşı taraftan fatura alabilir misiniz? Alamazsınız. Neden? Vergi mükellefi değil. İşte vergi mükellefi olmadığı için siz şirket olarak matbaadan yaptırıyorsunuz ya da noterden de yaptırabilirsiniz. İki nüsa düzenliyorsunuz. Brütü bulup, formülle brütü bulup sonra vergiyi ortaya çıkarıp neti de bularak o gider pusulasını siz düzenliyorsunuz şirket olarak. Karşı taraf fatura veremediği için ve neti karşı tarafa veriyorsunuz vatandaşa. Kesilen vergiyi de muhtasar beyannamesiyle vergi dairesine beyan edip ödüyorsunuz. Hurda mal alımı için de aynı şey. Vatandaşın birinden hurda mal aldınız. Mevzuat diyor ki o da %2. Demek ki hurda mal alımlarında %2, diğer malzeme alımlarında %5, işçilik yaptırdığınızda %10. Gider pusulasının hesaplanması, burada söylediğim kişiler, hurda malı bize satan vatandaş ya da diğer malzemeleri satan vatandaş ya da bize işçilik yapan vatandaş, ben şu kadar isterim der. Eline geçecek neti söyler. Sizin yapmanız gereken brütü bulup vergi hesaplayacaksınız. Onun için de formülümüz var arkadaşlar. Netten brütü bulma. Eğer hurda mal alımı yapıyorsanız %2. Yani karşı tarafın o ürün için istediği rakam neyse bölü 0.98. Diğer malzeme alımlarında %5. Karşı taraf net ne istiyorsa arkadaşlar o istediği rakamı 0.95'e bölüyorsunuz. Brütü buluyorsunuz. Veya işçilik yaptırdığınız vatandaşa istediği rakamı 0.90'a bölüyorsunuz ve brütü buluyorsunuz. Brütü bulmamızın sebebi vergi dairesine ödeyeceğimiz verginin ortaya çıkması. Ve brüt de bizim için gider olur. Bu oranlar ve bu formüller bu orana göre hazırlanmış. Buradaki oranlar değişirse arkadaşlar tabii ki buradaki formül de değişecek. Gelelim netten brütü nasıl buluruz? Benim örneğimde işçilik, hizmet almışız. O örneği yaşamışız. Gelelim açıklamasına. Biz vatandaşla 450 lirayla anlaştık. Şöyle bir şey, senaryoyu canlandıralım. İşçilik anlamında depomuzdan müşteriye gidecek malın arabaya yüklenmesi lazım. Oradan da müşterinin deposuna boşaltılması gerekiyor. Müşterinin deposuna yerleştirilmesi gerekiyor. Karşı taraf vatandaş bize 450 lira isterim dedi. Arkadaşlar, o zaman biz 450'yi önce brüte çevireceğiz ki
vergi dairesine ödeyeceğimiz vergiyi bulalım. Gelir vergisi, diğer ifadeyle stopajı. Karşı tarafın istediği 450 lira ise bakın netten brütü bulma formülü. Net bölü 0.90. Aynısı. Böldük. 450 lirayı 0.90'a böldüm. 500. Ve gelip formülüme yerleştiriyorum. Brüt bizim için gider olacaktır. 500. Gelir vergisi, diğer ifade stopaj, diğer ifade kaynağından kesinti. Brütün %10'u arkadaşlar. Aynı KDV hesaplar gibi düşünün. Brüt çarpı 10, yüzde sembolü hesap makinesinde uyguladığınız zaman 50 lira çıkacak. Peki vatandaşın istediği nete ulaştık. Bakın net brütten gelir vergisine diğer ifadeli stopajı çıkarın diyor. Brüt 500, stopaj 50, net vatandaşa ödeyeceğimiz 450. İşte siz bu bilgileri gider pusulasına yazıyorsunuz. En az 2 nüsa düzenlenir. Brütü, gelir vergisi ve neti yazıyorsunuz. Düzenlediğiniz kişinin TC, adres bilgilerini yazıyorsunuz 2 nüsa olarak ve imzalatıyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz. Çünkü karşı taraf bize fatura veremediği için gider pusulasını biz düzenliyoruz. Gider pusulasının aslını, ilk nüshasını karşı tarafa verdiniz. Sizde nüshası kaldı, ikinci nüshası. Nasıl muhasebe yapacaksınız? Gelelim muhasebe kısmına. İşçilik örneğini burada size anlattım. Gelin o örneğin muhasebesini yapalım. Genelde hizmet alımı ve diğer mal alımı güncel hayatta daha çok yaşanıyor. Arkadaşlar işçilik örneğini çeşitlendirebiliriz. Şirketimize temizlik işçiliği yaptırdık. Vatandaşa dedik ki şirketimizin genel bir temizliğini yapın. O şekilde gider pusulası düzenlersek arkadaşlar 770 genel yönetim giderleri ve alt hesap 770 dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler grubunun altında 3 haneli 3 dijitli işçilik giderleri, temizlik giderleri olarak açıp o hesap planını çağırabilirsiniz ve brütü 500 olarak yazabilirsiniz. Gider kısmında şuna dikkat edelim. Eğer satıştaki taşıma işçiliğini örnekler isek arkadaşlar, o zaman 770 hesabı yerine 760 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabını kullanmamız daha uygun olur. Yani giderin kullanım amacına göre siz karar vereceksiniz. Yapılan işçilik satışı ilgilendiriyorsa, satışla alakalıysa 760 değilse 770 arkadaşlar. Eğer üretim yapan bir iş yeri ise arkadaşlar, üretime ait üretimin bir kısmını vatandaşa yaptırıyorsak, işçilik alıyorsak dışarıdan, vatandaştan, onun işçilik giderlerini de 730 genel üretim giderlerinin alt hesabı olarak, dışarıya yaptırılan işçilik olarak da 730'u kullanabiliriz. Giderin seçim kısmına siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Brütü gidere attık. Sırada ne var? Biz vatandaşa imza karşılığında ne kadar ödüyoruz? 450 ve o an ödüyoruz. 100 kasa alacaklı, 450. Kalan 50 lira stopaj nedir arkadaşlar? 360 ödenecek vergi ve fonlar. Yani vergi dairesine ödenecek borçlarımız. Bu hesapta bekleyecek 50 lira. Alt hesapta 360.01.001 ödenecek gelir vergisi ya da istiyorsanız diğer stopajlardan ayırmak için ödenecek gider pusulası, gelir vergisi diyebilirsiniz. Gelelim gider pusulasından kesilen vergi stopaj muhtasar beyannamesi ile vergi dairesine bildirilir ve ödenir arkadaşlar. Şuradaki diğer mal alımına örnek verelim. %5 olayına. Senaryomuzu anlatmıştım. Tekrar edeyim. Bizim şirketimizin yeni bir bilgisayara ihtiyacı var. Farklı demirbaşlı olabilir. Sıfır bilgisayar yüksek maliyeti olduğu için almak istemiyorsunuz. Vatandaşın biri yeni bilgisayar almayın. Benim elimde temiz sağlam bilgisayar var. Anlaşalım, benim bilgisayarımı satın alın şirketinize. Anlaşıyoruz. Anlaşmamız gereği karşı taraf alacağı nete bakar arkadaşlar. Ama biz oradan vergi kesip muhtasarla vergi dairesine ödemek için brüt ihtiyacımız var. Vatandaş bu bilgisayarı, evindeki bilgisayarı bize satıyor. Biz vatandaştan fatura alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Neden? Vatandaş vergi mükellefi değil. Bakın tanıma. Vatandaş vergi mükellefi olmadığı için, bize fatura kesemeyeceği için gider pusulasını biz düzenliyoruz 2 nüsa. Aldığınız ürünün bilgilerini ve brütten nete bulup gelir vergisini neti bulup gider pusulasını düzenleyip karşı tarafın vatandaşın TC'si, adresini yazıp imzalatıp gider pusulasının
aslını ilk nüshasını vatandaşa, diğer nüshası bizde kalıyor ki muhasebe kaydı yapmak için ve dosyalayacağız. 2000 lira istedi karşı taraf. Biz de kabul ettik. Brütü bulmak için arkadaşlar neydi yukarıdaki formülümüz? Bakın diğer mal alımlarında net bölü 0.95. Net bölü 0.95 2000 lira istemişti. 0.95'e böldüğümde çıkan rakam 2105 lira 26 kuruş. Bulduk. Buradan %5 mal alımlarında, diğer mal alımlarında %5 olduğu için aynı KDV hariç gibi düşünün. 2105 26 çarpı 5 yüzde sembolüyle hesap makinesinde çıkan sonuç 105 lira 26 kuruş olacak. İşte bu çıkan gelir vergisi, diğer ismi stopaj, muhtasar ile beyan edip vergi dersini ödeyeceğiz. Kalan nette brütten gelir vergisini çıkarttığımız zaman bakın 2105'ten 105.26'yı çıkarınca 2000 kalır. Vatandaşa imza karşılığında bilgisayarı aldıktan sonra gider pusulasını düzenleyip teslim ediyoruz. Bilgisayarımızı alıyoruz. Peki bu gider pusulasını biz düzenliyoruz. Düzenledik. Gider pusulasına bakarak nasıl muhasebe yapacağız? Bizim o gider pusulasında yaptığımız işlem neydi? Demirbaş olarak bilgisayar aldık. Satmak için alsaydık 153. Ham madde olarak alsaydık 150. Hangi amaçla alıyorsanız ona göre hesap planından hesabınıza karar veriyorsunuz. Biz demirbaş amaçlı aldığımız için kullanacağımız bilgisayarı 255. Bakın gelen borçlu. Buradaki brüt bizim için 255 demirbaşlar arkadaşlar. Peki alt hesap. Hesap planını da açacaksınız muhasebe fişinde çağırırken. Alt hesabı 3 haneli açıyorsunuz ve marka model. Buraya tarihte yazmanız daha uygun olur. Ne zaman aldığınız belli olur arkadaşlar. Bu güzel bir sistem. Yıllar sonra hesap planına baktığınızda ne zaman aldınız? Anında cevap verebilirsiniz hesap planından. Demirbaşlara attık brütü. Bilgisayarı aldığımız vatandaşa ne kadar ödeyeceğiz? Şirket kasasından ne kadar çıkıyor? 2000 TL. Bakın 100 kasa o an ödüyorsunuz. Alt hesapta hesap planından muhasebe fişine çağırıp ne yapıyorsunuz? Neti kasadan çıkıyorsunuz. Bakın ödediğiniz için. Vergi dairesine ödemek için gider pusulasından 105 lira 26 kuruş kestik arkadaşlar. Bakın 360 aynı yukarıdaki gibi ödenecek vergi ve fonlar, ödenecek gelir vergisi alt hesabı hesap planından çağırıp kaydediyorsunuz. Ve gider makbuzu açıklama numarası adı soyadı ben yazdım arkadaşlar. Kime düzenlediyseniz o kişinin adı soyadı yazılır. Gider pusulası ile ilgili sadece farklı bir açıklama yapmak istiyorum. Şirket adına vatandaştan taşıt aldınız. Vatandaş ticaretle uğraşmıyor. Size fatura kesemiyor. Arkadaşlar taşıt alımlarında da gider pusulası düzenliyorsunuz. Noter satış sözleşmesinin yanında gider pusulasına bilgileri yazıyorsunuz. Fakat stopaj kesilmiyor. Taşıt alımlarında vatandaştan taşıt aldığınız zaman şirket adına stopaj kesilmiyor. Evet arkadaşlar, gider pusulasının ne olduğunu örnekli olarak öğrenmiş olduk. Hangi işleme göre hangi oranlar kullanılıyor ve formülü netten brüte nasıl gidilir öğrendik. Ve burada ben hizmeti, işçiliği örnek verdim netten brütü bularak. Sonra işçilik olduğu için muhasebe kaydını yaptım. İkinci örneğimde de gider pusulasıyla demirbaş aldık ve netten brütü bularak buradaki formüle göre bu bilgileri brütü ilgili hesaplara, neti ve ödenecek gelir vergisini ilgili hesaplara attık. Bugünkü eğitimimizin sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Yayınlayacağım yeni eğitimler hakkında açıklama yapıyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.